Aracınızın tavan döşemesi sarktıysa şu an en doğru videodasınız. Tavanı sökmesinden kumaş ve yapıştırıcı seçimine, yapıştırma tekniklerinden çok özel tiyolara ve tekrar montajına kadar. Bu içeriği izledikten sonra aracınızın markası ne olursa olsun sarkmış olan tavanınızı fabrika kondisyonunda tekrar yenileyebilirsiniz. Keyifli seyirler. Evet, tavan döşemesinin durumunu görüyorsunuz arkadaşlar. İlk başta şu taraftan birazcık bir saldı. Ondan sonra da ilerledi, ilerledi. Artık tutunan yeri kalmadı. Sadece bak şu lamba tutuyor. İşte şuradan tutun, şuralardan tutunuyor. Orta taraf komple indi yani aşağı. Tabii 10 yılı aşkın bir yaştaki araba için normal. Tavan döşememizi dışarı alabilmek için şu lambayı sökmemiz gerekiyor. Daha sonra şuradaki kulpları sökeceğiz. Sonra şuradan bakın ben buradan numune aldım. Kumaşı aynı tutturabilmek için. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Burası benim zaten hani zaten değiştireceğim için en yakın buradan buldum ve kumaştan numune aldım. Döşemecilerde ona benzer kumaş aradım arkadaşlar. O konuya zaten değineceğiz birazdan. Kulpları söküyoruz dedik. Güneşliklerimizi sökeceğiz. Bakın burada da güneşlik. Bu ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar FD6'larda bazen bu şuradan ikiye ayrılıyor. Tamam mı? Tam şuradan ikiye ayrılıyor ve içerisindeki kademe kolu çalışmıyor. Çalışmayınca buradan böyle kapanmıyor bu. Böyle düşük duruyor. Kapanmıyor falan. Bunu yapıştırmak yerine ben çünkü sıcak gördüğü için yine tutmayacak yani. Yapıştırmak yerine mobilya hırdavatları satan bir mağazadan şu U şeklindeki profili aldım. Bu böyle U şeklinde bu tarafında da var. Buradan böyle tık bir geçirdim. Bir daha hayatta çıkmadı. Ha görüntü olarak kimileri için sıkıntı olabilir ama işlev olarak güzel. O taraf bozuk değildi bozulmasın diye orada taktım. Hem iki tane eşit olsun diye. Aynı renge de boyanabilir. Bu da size ek bir bilgi olsun arkadaşlar. Güneşlikleri sökeceğiz. Şu orta aydınlatmayı sökeceğiz. Daha sonra şu arka tarafta airbag'lerin orayı oradaki trimleri sökeceğiz ve tavanımız dışarı alınabilecek hale gelecek. Şimdi şu orta lambayı sökerek işleme başlayalım. Orta lambanın şu camını ince bir tornavida ile şöyle kaldırtacağız şöyle. Aslında şöyle çeksem de geliyor da. Şöyle çekince geliyor arkadaşlar. Bu şekilde çıkardık bakın. Daha sonra şuradaki iki tane vidasını çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi lamba geldi. Soketi de şuradan tırnağı var şu tarafta. Bakın şu tarafta tırnağı var. Bunu kaldırınca şöyle soketi şöyle çıkartıyoruz. Böyle geldi. Kulpları çıkarabilmemiz için kulbu şöyle açıyoruz. Bakın tam şurada bir tane çentik var. Görüyor musunuz? Aynısından diğer tarafta da var bakın şöyle. Bu iki çentikten tornavida sokup kendimize doğru bu kapağı çekeceğiz. Bakın bu çentikten şöyle şu taraftan yapayım. Buradan şunu soktum ya. Böyle geçirdim. Ya bu birazcık daha büyük olduğu için benim bu tornavida. Bunu buraya takacağım şimdi. Şimdi küçük olanı aldım. Diğer tarafa takıyorum. Ve karşılıklı bir şekilde kendime doğru çekiyorum. Bakın bu şekilde geldi. Biraz zor olacaktır arkadaşlar. Parçayı çizmeden ve hasar vermeden yapmaya çalışın. Bu şekilde uzun bir parça çünkü. Biraz zor çıkıyor. Dikkatli olmanızı öneririm bunu çıkartırken. Plastiği çıkardıktan sonra bakın şöyle bir metal sekman bizi karşılıyor. Şöyle tutalım. Bakın şöyle bastırınca geldi zaten. Geliyor mu bu böyle? Ha geliyormuş. Tamam. Geliyor geliyor. İçine atmıyoruz arkadaşlar. Şöyle bastırınca geliyor. İyi bastırın. Geliyor. Bunları da kaybetmeyelim. Lazım olabilir yani sonra. Güneşli çıkartabilmek için şuradan çektik şöyle. Ne kaldı? Bu kaldı. Bunun arkasında yine bir tane çentik var şurada bak. İçinde ne varmış bakalım. İçinde hiçbir şey yok.
Buradan sadece tornavidayla bastırmamız gerekiyor. Bastırırken bunu da 90 derece sağa doğru çevirmemiz gerekiyor veya sola doğru. 90 derece çevirince dişler boşa çıkacak ve bu gelecek. Yapalım bakalım, hadi bismillah. Arkadan bastırıyorum. Fazla da bastırmayın. Bunlar güneş gördüğü için arkadaşlar gevremiş oluyor ve kırılma riski çok var. Yani sonuçta tavan döşemesini değiştireceğiz. Kırılırsa da yani yapacak bir şey yok. Ya tamirini yapacağız ya da yenisini alacağız. Ama kırmamaya çalışalım. Şöyle hafifçe bastırdım ben. Bakın şöyle döndü. Ve bu şekilde geldi. Bakın buradaki yapıyı size göstereyim. Bastırdığımız şey şu. Yani şunu bastırıyoruz ki yuvadan bollaşsın. Daha sonra şu iki tırnağı kurtarmak için 90 derece çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi görüntü de burada gözüküyor zaten. Güneşli çıkarma işlemi bitti mi? Bitmedi. Bu tarafta da bir bağlantısı var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Onu da şu şekilde, yani şuradaki yapı zormuş gibi gözüküyor ama çok kolay. Bu sadece üstünde bir kapak arkadaşlar. Şunu sadece birazcık ayırdıktan sonra buradan böyle tutacağız. Şöyle aşağı doğru bastıracağız. Şöyle çevirelim bakalım. Evet. Bu vida düz tutabilir. Düz yerde bırakmışlar. Ama normalde T25 arkadaşlar. Torx 25 tutuyor. Şu şekilde gevşetiyorum şimdi. Bitti mi? Bitmedi. Bir de şimdi bizim bu ayna aydınlatması var. Ayna aydınlatması var ya burada. Şöyle. Onun elektrik bağlantısı olacak tabii doğal olarak. Ve klipsini tutuyoruz ve çekiyoruz. Ve gördüğünüz gibi güneşlik de gelmiş oldu. Böyle pıt çıktı. Kırılmadı. Kırıldı sanmayın, kırılmadı bak. Şöyle geçmeli bir yapısı var. Şuralar geçiyor. O şekilde çıkartıyoruz. Diğerini de çıkartalım. Basalım şuna gelsin. Heh, nasıl olacak? Evet. Buradan çıkardık. Bakın hasar almadı. İyi. Şöyle yapalım. Heh. Evet, lambamız da geldi. Tavanımızı şu taraftan, şu direkt trimleri de tutuyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Onları da şuradan şöyle kurtaracağım. Burada artık şöyle bir olayımız var. Buradan geçmeli bir plastik perçin var arkadaşlar. O yüzden şöyle ortasından tutaraktan şöyle bunu şöyle bu orta taraftan çekebiliyor olmamız lazım. Şöyle ki o geçmeli yer kurtarsın şöyle aşağı doğru burasını. Esniyor. Burayı aşağı doğru. Böyle. Bakın geçmeli yer burası. Onun karşılığı da burası. Bilmem anlatabildim mi? Bu tarafın da fitillerini şöyle kaldırıyoruz. Bu taraf bu alttaki bu üsttekine geçiyor zaten. Şu alttakini şöyle çıkardığımız zaman bu aşağı doğru gelir. Yalnız bu diğer taraftaki fitili de çıkarmamız lazım. Bunun burada fitil dişleri var. Bakalım şöyle. Evet, şurada klipsleri var. Şu arka tarafta. Evet. Alt taraftan çıkardık. Üstte ne var bakalım. Üstte de şöyle bir yapı var arkadaşlar. Yine geçmeli. Bakın. Ve bu sefer çaprazmış. Böyleymiş. Gösterebildik mi? Bunu çıkarayım size göstereyim onu. Bakın çapraz. Bunu ters çevirdiğimizi düşünelim. Bu tarafa doğru çekmemiz lazım yani. Bundan kurtarabilmek için. Onu ben bilmiyordum. Hissederek çıkardım ama siz bu videoyu izledikten sonra yapıyı görmüş oldunuz burada. Son olarak arka direk var. Son olarak diyorum çünkü bu taraftaki aynı şeyler zaten diğer tarafta da var. Onları göstermeme gerek yok arkadaşlar. Onları ben çıkartacağım birazdan. Direk tarafını da göstereyim sizlere. Şöyle fitili çıkardık yine. Şunu çıkarmamız lazım şurada. Bu onu tutuyor. Onu çıkartacağız. Çekince pıt diye gelir bu böyle. Şöyle geldi. Sonra
Bunu çekelim bakalım ne olacak. Yine bunda da geçmeli bir yapı var arkadaşlar. Bunu da şöyle aşağı doğru bastırabilirsek yine ön direkteki gibi. Evet, geçmesi şu an şeyle beraber geldi. Evet, şöyle. Bu taraf böyle, bu tarafta geçmeli ama benimkisi şimdi bu tarafla beraber geldi. Bu tür şeyler olacak yani arkadaşlar. Hiçbir zaman hiçbir işte mükemmeli yakalayabilmek kolay değil yani, öyle söyleyeyim size. Tavanı dışarı çıkardıktan sonra gerçekten şuralar bayağı bir kirlenmiş. Yani sarkmamış olsa bile kumaşın durumu kötüymüş yani arkadaşlar. Neyse, tavanı çıkarmış olduk. Şimdi kalan işlemlerimize devam edebiliriz. Tavan döşememizi şöyle bir inceleyecek olursak, tavan sacına gelen kısmına çevirdim arkadaşlar. Bakın, ses yalıtım malzemelerini burada görüyorsunuz. Burada ek olarak bir ses yalıtım yapılabilir mi? Belki yapılabilir ama ben yapmayacağım arkadaşlar. Zaten buraya koymuş adamlar, hani buralara falan koyarsak kasabilir yani. Şimdi kumaş tarafına çevirelim. Kumaşımızı almaya başlayalım bakalım. Zaten kumaş salmış kendini, hani kumaşı sökmek büyük bir mesele olacağını sanmıyorum. Tavan plastiğindeki bu gördüğünüz kahverengi kısım, bakın şöyle çıkıyor bu çok kolay bir şekilde. Aslında bu kumaşın bir süngeri, yani tavan döşemesinin süngeri bu. Yani olay burada yapıştırmanın atması değil, kumaşın kendi süngerini bırakması arkadaşlar. Yani kumaşın artık özelliğini yitirmesi. Tavanı böyle buharlı veya ıslak uygulamalarla silmek de buna zarar veriyor. Ben böyle bir işlem hiç yapmadım arkadaşlar. Ama yine de kendiliğinden bu olay gerçekleşti. Dediğim gibi 10 yılın üzerindeki araba için normal. Bize de hobi meselesi çıktı. Ben gidip de halı fırçası almadım bu iş için uzun. Siz zaten halı fırçasına benzeyen böyle matkap ucuna takılan fırçalarım var. Bunlarla da oluyor. Matkaba taksam nasıl olur? Takmaya da gerek yok yani zaten. Şöyle çıkıyor yani arkadaşlar. Girinti olan yerlere daha fazla yapıştırıcı uygulamışlar arkadaşlar. O yüzden birazcık zor çıkıyor. Şu kenarlar falan zor çıkıyor şöyle. Yani şu ortalar gibi değil yani, böyle siyahlıklar kalabiliyor. Benim fırça nasıl olsa matkaba takılabildiği için bu şekilde çok kolay bir şekilde oluyor arkadaşlar, bakın. Bir de şimdi tavanı falan söktük ettik. Yani hava da sıcak olunca biraz insan yoruluyor arkadaşlar. Yorulmadan yapabilirsiniz. Hani bu fırçalar başka işlerde de işe yarıyor. Hani tavan döşemesi yapacağım, malzeme lazım derseniz hani bu fırçalardan almanızı öneririm. Tavanı dik çevirdim arkadaşlar. Çünkü üstündeyken bu parçacıklar üzerinde kalıyor. Yani basınçlı hava varsa tutabiliriz ama bende olmadığı için yer çekiminden faydalanacağım bu şekilde. Şöyle ufak kalan detayları da göndereceğim bakın. Böyle aşağı düşer. Yani illa videolarda nasıl görüyorduk biz? Böyle masanın üstüne koyuyorlar, hop temizliyorlardı, tertemiz oluyordu. Demek ki öyle değilmiş. Ben de bu detayları size gösteriyorum ki arkadaşlar, hani video biraz uzun oluyor ama izlensin diye değil, gerçekten video iş görsün diye yapıyorum ben bu videoları. O yüzden hani gerçekten tavan kaplayacaksanız zaten izlersiniz. Ama zevk için izliyorsanız ilerleterek de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Normal izlerken de daha yine de keyifli olduğunu düşünüyorum ben. Yine de siz bilirsiniz. Devam edelim. Eve geldim. Böyle bir masaya düzenek kurdum. Şimdi malzemelerimi buraya getirdim. Neden eve geldim? Onu da söyleyeyim. Şu an yaz mevsimindeyiz arkadaşlar ve dışarısı şu an 30 derecenin üzerinde. Yani yapıştırıcı kullanacağız biliyorsunuz. Yapıştırıcının
çabuk kurumasına veya özelliğini kaybetmesine neden olacak bu yüksek sıcaklık. 26 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda bu tür yapıştırıcıların kullanılmaması öneriyor arkadaşlar. Zaten arkasında da yazıyor. O yüzden klima açtım burada. Ve burada zaten serin serin bir şekilde yapacağım. Bakın altındaki sünger. Bizim az önce temizlediğimiz sünger tabakası buydu arkadaşlar. Bu kumaşla beraber geliyor. Bu şekilde ve yapıştırıcıyı karşı tarafa iletmemesini sağlıyor bu şekilde. Tavan döşemeleri böyle oluyor arkadaşlar. Yapıştırıcılardan bahsedelim. Derbi alıp veya teneke tarzında, bali tarzı bir yapıştırıcı alıp fırçayla uygulayanlar var. Ama bu kumaş ve sünger bunu fırça doğru düzgün tutmayacak arkadaşlar. Fırça da derbiye bulanacak. Belli bir zaman sonra fırça böyle tek bir bütün haline gelecek, yapışacak. Daha sonra bunun üzerinde dağıtmak çok zor olacak. Hadi plastikte dağıtırız. Tavan döşemesinin üzerinde dağıtılır ama kumaşın üzerine onu yaymak çok zor. Zaten profesyonel döşemeciler bunu kompresörlü tabanca ile yapıyorlar. Bunun için benim aldığım döşemeci de böyle hazır derbi tarzında, yani tam tavan döşemesi için imal edilmiş yapıştırıcı. Sprey şeklinde böyle sıkacağız. 5 dakika 10 dakika bekleyeceğiz iki tarafa da sıktıktan sonra. Daha sonra yapıştıracağız. Azar azar bu şekilde devam edeceğiz. Hem daha temiz iş olacak hem de daha kolay olacak ve birebir bu iş için yapıldığı için gerçekten daha iyi olacağına inanıyorum. İnternetten almadım arkadaşlar. Link isteyebilirsiniz. Link yok. Kumaşı da yapıştırıcıları da sanayide döşemeciden aldım. Döşemecinin ismini aşağıda açıklamalar kısmında sizlere söylerim. Oradan ulaşabilirsiniz belki arkadaşlar. İlla da bundan almak istiyorsanız. Kim yapsan J90 diye bir yapıştırıcı. Belki de internette de vardır. Şöyle söyleyeyim. İki tane yapıştırıcı, bir tanesi yetmiyor dedi adam. Kumaş, bugünkü fiyatlardan bahsediyorum. Kumaşı 270 TL'ye aldım. 185 TL'ye aldım arkadaşlar. Tanesi 185 TL. Yapıştırıcıların ikisi kumaştan daha pahalıya geldi. Öyle söyleyeyim. Sonuç itibariyle döşemecilerde ödeyeceğimiz rakamdan çok daha düşük bir rakama bu işi halletmiş olacağız. Hem kendimiz yapmış olacağız hem de ne yaptığımızı bileceğiz. Yani kaliteli bir iş çıkaracağız inşallah. Tavan döşememizi bildiğiniz gibi iyice temizledik arkadaşlar. Buraları neden koyu renk görünüyor? Neden kirmiş gibi görünüyor? Çünkü buralara dediğim gibi yapıştırıcı fazla uygulanmış. Ve bu gördüğünüz şey tam plastik değil gibi. Böyle kağıt gibi, mukavva gibi bir malzeme. Dolayısıyla yapıştırıcının izleri bunun üzerinde kalmış. Herhangi bir tortu yok artık. İyice kazıdım ben bunları. Şu anda hiçbir şey gelmiyor elime gördüğünüz gibi. Kumaşımızı şöyle bir üzerine serelim. Döşemeciye gittiğimde de bir de şöyle söyleyeyim. Döşemeci, neden döşemeciden aldım? İnternetten alınca bunu böyle katlıyorlar. Mecbur yani bu şekilde kargodan gelmez. Sonra bu süngerler iyice kırılıyor ve iz kalıyor. O izleri yok etmek de zor olacak veyahut da mümkün olmayabilir. Ve internetten nasıl bir kumaş gelecek, ne tonda gelecek onu da bilmiyoruz. Yani uğraştırıcı olabilir. Belki internette daha ucuza mal olur. Ama ben görerek almayı tercih ettim arkadaşlar. Siz de hangi ilde olursanız olun bu yöntemi ilk önce bir deneyin. Olmazsa internetten alırsınız. Daha garanti olacağını düşünüyorum ben o şekilde. Şimdi şöyle bir açalım kumaşımızı. Planım şu arkadaşlar. Ellerimiz tertemiz olması lazım bu arada. Yoksa yeni döşemeyi de kirletiriz ha. Ona göre. İlk önce ilk yarısını yapacağım. Bu arka kısım daha kolay. Burada güneşlikler yok. Şöyle. Tek başıma yapacağım arkadaşlar bu işi. İlk önce burayı bir yapıştıralım şöyle tam yarısından. 20 santim kadar bir mesafeyi şuradan karşıya kadar tutkallayacağım. Evet. Aynı şekilde kumaşa da sıkıyorum şuradan. İki üç dakika kadar bekledim. Şimdi şöyle ufaktan yapıştırıyorum bakalım nasıl olacak. Hani duruma göre biraz daha beklememiz gerekiyorsa yok yapışıyor bakın gördüğünüz gibi.
Zamanında bunu bit pazarında görüp almıştım. Oyuncak bir şey ama. Boya rulosu da olur arkadaşlar. Şöyle. Daha iyi sağlam oluyor yani. Rulo gibi bir şey alırsanız şöyle. Direkt yüze sürtünerek değil de doğrudan baskı yapmış oluyorsunuz. Tekrardan şöyle kaldıracağım. Nereye kadar yapışmış bir bakacağım. Şimdi aynı şekilde yine sprey atacağım. Şu taraf tamam arkadaşlar. Bu tarafı tekrar açtım şöyle. Tam buradan başlamıştık hatırladığınız üzere. Bakın yapıştırıcının nasıl yapıştırdığını şu an size yakından göstereyim şöyle. Bu daha kürleşecek. Bu şekilde yeterli bence. Zaten yapıştırıcı salmıyordu biliyorsunuz. Kumaş salıyordu. Bu şekilde bakın. Bayağı bir sağlam böyle zart diye asılmam lazım yani bunu. Yapıştırıcı güzelmiş yani arkadaşlar. Şöyle bir tane Hero Baby'nin kavanozunu aldım. Şöyle merdane gibi kullanmak için. Öbürü plastik güzel olmadı. Siz de böyle bir şey bulabilirseniz şöyle düz noktaları şöyle böyle daha iyi şu oluk gibi yerlere şuralarını bastırırız mesela. Öyle ayarlarız. Şimdi devam ediyorum işlemime. Birinci sprey çok az kaldı arkadaşlar. Hani bu kademeyi de yaparsa iyi ama çıkaramayacak gibi. Bu olukların başlangıç noktasına kadar hedef aldım. Oraya kadar getireceğim. Özellikle şu oluklara biraz fazla sıkacağım arkadaşlar. Şuralara biraz fazla sıkacağım. Yani denk gelen yere de şöyle sıkalım. Buralara artık normal. Olukları yaparken şöyle yapacağız arkadaşlar. Böyle direkt yapıştırırsak buraya çok germeye uğraşırız. Olmaz. Buradan böyle yapıştıracağız. Önce bu alt kısmına vereceğiz kumaşı. Bakın şu tam oluk kısmına verdim. Oralara değdi yani kumaş artık. Ve şuralara da verdim. Oradan sonra zaten burası düz geliyor. Burası alıyor zaten kendi. En son burada ufak bir potluk oluyor içerideki kavisten dolayı. Onu da şöyle yediriyoruz böyle. Bakın potluğu gördünüz şu an burada. Onu da şöyle kaldıraraktan böyle yediriyoruz. Kenarları daha yapmadım. Oralara en son böyle yavaş yavaş sprey sıka sıka gereceğim ve katlayacağım. Şimdi bu fazlalık olan kısımları keseceğim. Yani bu kadar kıvırsak olmaz yani o kadar da. Buradan böyle 1,5-2 santim kalacak şekilde keseceğim bunu böyle. Ve buralara da sprey uygulayıp bu şekilde katlayarak yapıştırıyorum. Delik açılacak yerleri illaki böyle kare gibi yapmamıza gerek yok. O biraz zor olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde bir parça kumaş aldıktan sonra sıkıntı olmaz. Şöyle ince bir falçatayla karşı taraftan şöyle deliyorum.
Şöyle açtık ya. Bir de şu üst köşesinden açalım. Şöyle açınca bu zaten geliyor böyle. Bunu da şuradan keseceğim. Şöyle. Bu şekilde yeterli olacaktır. Delikleri de açtım arkadaşlar. Tavan döşememiz hazır. Takılmayı bekliyor. Bakın eski kumaş burada. Şimdi kumaşın dokusunu göstereceğim size. Ton farkı var gözüküyor. Belki de vardır ama ben bunun kirlenme payını da veriyorum yani şu an. Bakın şöyle dokusuna bakalım. Aynı abi. Aynı bakın dokusu. Birebir orijinal gibi. Zaten kumaşın hissiyatında da orijinal bir hissiyat var. Kumaştan memnunum yani onu söyleyebilirim arkadaşlar size. Şöyle çıkardığımız gibi koyacağız bunu. Ve biraz bükülecek, yapacak bir şey yok. Gönderiyorum. Diğer taraftan alacağım şimdi. Kabloları yerlerine yapıştırdım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde destek yaptım. Çünkü kablolar artık kısa kalıyor. Yani tavanın yukarıya yakın olması lazım artık. Takma aşamasına geleceğiz. Bakın şu orta lambanın kablosunu da yapıştırdım. Buradan görebileceğiniz gibi. Tavanı çıkarırken ve de koyarken biliyorsunuz koltuklar yatık bir şekilde koymuştuk. Koltukları kaldırdım. Başlıklarını da en yüksek pozisyona getirdim. Bu şekilde dayayarak yani kabloları yerleştirdim. Aynı şekilde buraya da şöyle bir destek yaptım. Aşağı düşmesin diye. Çünkü şuradaki şu kablo birazcık kısa arkadaşlar. Buradan şu soketin çıkıyor olması lazım. Buradan sonra artık montaj yapacağız. Montajı sökerken önden başlamıştık. Takarken arka taraftan takacağız arkadaşlar. Çünkü arka tarafta şöyle plastik klipsler var. Aslında bu klipsler buradan çıkmadı. Bunlar buradaydı. Geçmeli klipslerden bahsetmiştim size hatırlıyorsanız. Ön direkte ve orta direkte de vardı. Onlar burada arabanın üzerinde kalmıştı. Fakat biz bu şekilde takarken bunları geçmeli biçimde takamayız. Bakın bu da geçmeli. Bunları tornavida yardımıyla çıkartıyoruz ve parçanın kendisine takıyoruz. Bu şekilde geçiriyoruz arkadaşlar. Öbür türlü biz göremeyeceğimiz için orayı geçiremeyiz yani. Burada artık bastırınca buradan tık diye girecek o. Diğerlerini de öyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu ön tarafı yerine getireyim. Biraz daha geri gelecek. Şöyle. Burayı da yapalım. Evet. Bakın tık yerini buldu o zaten. Tık yerini buldu. Şimdi ön tarafa geçelim. Ön tarafta şu güneşliğin tutucusu şöyle çevirmeliydi hatırlıyorsanız. Ön tarafı da ilk etapta bunlarla tutturacağım arkadaşlar. Diğerini de takayım ben. Böyle. Biraz daha tavanı tam anlamıyla yerleştirdikten sonra şunları çevireceğim arkadaşlar. Şimdi güneşliği takalım. Şu ikisini denk getirip taktım arkadaşlar. Ama şunu çıkararak taktım bak. Evet taktık. Şöyle geçiriyorum. Ya bu tarafı biraz zor denk getirdim arkadaşlar. O sırada video kaydı alamadım. Yani biraz hem aynı anda ittiriyorum hem aynı anda bastırıyorum falan. Tahmin edeceğiniz gibi zaten hani biraz zorlamayla, biraz el kabiliyetiyle yerleştirebilirsiniz burayı.
Yan taraftan çıkarmış olduğumuz trimleri aynı şekilde takıyoruz. Dediğim gibi o geçmeli klipsleri trim tarafına takıyoruz. Tık diye bastırınca gelecek o. Yani takması çıkarmaktan daha kolay arkadaşlar. Evet. Böyle oldu. Burada bizim emniyet kemeri yükseklik ayarımız var. O ayar bu tarafta da aynı yerde olsun. Çünkü burada onun karşılaması gereken yer var arkadaşlar. Şuraya en üste aldığımızda, şurayı en üste aldığımızda şöyle. Burası da bu tarafta burayla aynı seviyede olsun. O zaman kendisi karşılayacak arkadaşlar. Jack. Bunu hedef alayım ben orada. Yani burası da biraz dikkat edilmesi gereken yerlerden biri arkadaşlar. Evet, şimdi girdi. Bakın şu an sağlam duruyor. Kulpları yerine takmadan önce çıkardığımız gibi yapmıyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Şöyle yapacağız. Çıkardığımız şekilde dışarıdayken şunu şöyle takacağız. Şöyle şu sekmanı buraya böyle İki ucundan bastıraraktan şöyle takıyorum. Bakın ilk kademede şöyle olacak. Tık. Bu şekilde takıyoruz. Bu hale gelsin. Buradan sonra gayet kolay. Buradan yerine denk getiriyoruz ikisini de. Şöyle bastırıyorum. Bakın şöyle. Evet. İki taraftan da çıt sesini duyduktan sonra takılmış oldu. Bu sekmanların şöyle basılıp da çıkmasını engellemek için sekmanın arasına giriyor burası. Bu şekilde oldu. Bastırdık ve kulplar da bu şekilde arkadaşlar. Son olarak şu arka direk kaldı. Onu da göstereyim size. Anlatmaya da gerek yok zaten. Hani burası zaten kendi yerini bulmuş. Şöyle klipsini takıyoruz. Bu kapağını takıyoruz çıkardığımız gibi. Şöyle bastırıyoruz. Ve tamam. Ve bitti. İşte karşınızda yenilenmiş tavanımız. Kumaşın dokusu orijinalden bir farkı yok. Trimlerle birleştiği noktalar olsun. Oyuk kısımların yapışması, malzeme ve işçilik kalitesi gayet iyi. Ben çok memnunum yani çıkan sonuçtan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.